Kahramanmaraş merkezi depremin hemen ardından yaraların sarılması için büyük bir çaba sarf eden Hasane Vakfı Abdülhamit Han Camisi'nde kurduğu çadırla depremzede vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Hasane Yardımlaşma Derneğimiz bizim zaten uzun yıllardır teşkilatımızın bünyesinde dünyada nerede mağdur mazlum varsa oraya koşan bir teşkilatımız. Tabii deprem 6 Şubat haberini alır almaz buradan Türkiye'deki görevli kardeşlerimiz hemen buraya doğru geldiler. Hatay'dır, Maraş'tır, Antep, Adıyaman, Malatya. Önce koordine merkezleri oluşturuldu. Tabii o çok önemliydi ulaşabildiğimiz yerlerde ve ilk olarak neler ihtiyaç varsa o noktada bir çalışmalar yapıldı. Bütün şubelerimizi alarma geçirdik. İşte o anda yardımlar başlatıldı ama şu anda tabii depremin üzerinden 1,5 ay gibi bir zaman geçti. Daha da her şey oturdu. Öte yandan idrak ettiğimiz Ramazan ayı münasebetiyle kurduğu büyük çadırda vatandaşların ibadetlerini yapabilmeleri için teravih namazında kapılarını vatandaşlara açıyor. Koordine merkezlerimiz oturdu ve Maraş'ta bizler bir koordine merkezi oluşturduk. Dağıtımlar yaptık. İhtiyaç maddelerini, gıda maddelerini, aynı nakdi yardımlar. Arkasından da malumunuz camilerimiz hasar görmüşler ve Ramazan dolayısıyla insanlarımız ibadet edecekler. Bu da bir manevi destektir. Camiler hasar gördüğü için burada yetkililerle görüştük. Bize bir alan oluşturdular ve burada bir çadır kurduk. Bu çadırda yaklaşık 1000 kişiye yakın insanımız namaz kılıyor. Teravih namazlarını kılıyorlar. Hemen bu çadırının arkasında biz şu anda Abdülhamit Han Camii'nin yanındayız. Hemen arka tarafında, doğu tarafında da 2 tane çadır oluşturduk, iftar çadırı. Orada da 500 kişiye her akşam Ramazan boyu iftar vereceğiz. Hasene Vakfı gönüllüsü Adem Sevgi gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verirken, Ramazan boyunca yemek dağıtırken çeşitli aktivitelerde gönüllere girmeyi hedeflediklerini söyledi. Yine buradan birkaç yüz metre aşağıda aş evimiz var. Orada da yemekler yapılıyor, yemekler dağıtılıyor. Bu tür çalışmalarımız var burada. Arazideki ekiplerimiz yine mahallelere, çevrelere dolaşıp yardımlar dağıtıyorlar. Bu tür çalışmalar yapıyoruz şu anda. Tabii bu sadece burada değil. Hatay'da var. Adıyaman'da var, Malatya'da var, her yerde bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra da konteyner kentler oluşturuyoruz. Çadırlar malum, belli bir süreye kadar ancak insanları orada iskan edebiliyorsunuz. Ondan sonra artık daha kalıcı çözümler bulmak gerekiyor. Çok büyük yardımlarla inşallah burada hizmet etmeye çalışıyoruz.